Özel olarak bir şey yapmamıza gerek var mı burada? Hayır. İçler dışlar çarpımı yapmamız yeterli. 5 A eksi 5 B eşittir 2 A artı 2 B. Böylece 3 A eşittir 7 B. Her iki tarafı arkadaşlar e, bölelim. A bölü B istenmiş ya 3 B'ye bölelim bakın. Haliyle burada 3'ler gider A bölü B kalır. Burada da B'ler gider A'nın B'ye oranı 7 bölü 3 değişikliği olur. A bölü B 1 bölü 2 B bölü C 4 bölü 3. Şimdi arkadaşlar bakın B hem üstte var hem altta var. Bunun için ne yapmak lazım biliyor musunuz? B'nin kat sayısını aynı yapmak gerekiyor. Yani yukarıyı da böyle yaparsak 2 bölü 4 diye artık güzelce B yukarıda da 4 aşağıda da 4 olmuş olur. Tabi bu 4 sayısı değil. Ne diyeceğiz? B 4K A 2K B 4K C 3K böylece C bölü A arkadaşlar buradan 3 bölü 2 olmuş oldu. B şıkkı. X bölü Y A bölü B'ye eşitmiş. X artı 2Y bölü Y artı B eksi A bölü B nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bakın lütfen şimdi şu X artı 2Y bölü Y ya ben onu şöyle ayırmak istiyorum. X bölü Y artı 2Y bölü Y. Yine aynı şekilde B bölü B eksi a bölü b. Bazı orantı sorularında kesir sorularını bence bunu bir denemek lazım. x bölü y a bölü b'ye eşit. E zaten sağ tarafta da a bölü b'ler var. Bunlar bakın birbirini götürdü. 2y bölü y 2, b bölü b 1, 2 artı 1'den cevabımız 3 oldu a şıkkı. A bölü B bölü A bölü C'de neyi görmeniz lazım? Paylar sadeleşiyor. Eğer göremezseniz bakın böyle de görülebilir. C bölü B 2 bölü 3'müş. Bu ne demek? C arkadaşlar 2K, B de 3K demektir. Haliyle buraya böyle 3K yazarsak, buraya da 2K yazarsak 5K buradan 20 olur. K arkadaşlar 4 olur. B 3K olduğu için 3 çarpı 4'ten 12 olmuş olur. D şıkkı. Bazen kesir çizgisi yerine böyle görebilirsiniz. Aslında bu şu demektir. A 2 ile orantılı. B 5 ile. C de 3 ile. Dolayısıyla A'ya 2K. Bir de önünde 2 var. 4K. B'ye 5K diyebiliriz. Eksi 5K. C'ye 3K diyebiliriz. Önünde 3 var. 9K oldu. Eşittir 32. 4 9'da 13. 5 çıkartırsak arkadaşlar. 8K eşittir 32. K 4 oldu. Bizden A'yı istiyordu. A'ya da 2K demiştik. Demek ki cevabımız 8'miş A şıkkı. X sayısı A artı 2 ile doğru B artı 3 ile ters orantılıdır. X eşittir 12, A eşittir 4 ve B eşittir 4 olduğuna göre X eşittir 5 ve A 8 için B kaçtır? Doğru orantılı ne demektir? Bunları arkadaşlar böleceksiniz demektir. Çünkü 1 artarken 1 artar, 1 azalırken 1 azalır demektir böylece. Ters orantılı olduğu zaman da çarpmanız lazım. Bu şimdi belli bir orantı sabitine eşittir. K olsun ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bu durumda ne olmuş arkadaşlar? X 12 iken A 4'müş yani 4 artı 2'den payda 6'ymış. B 4'müş 4 artı 3'ten 7'ymiş. Eşittir. X bu sefer 5 arkadaşlar. Sonra e, A 8 verilmiş. 8 artı, 8 artı 2'den 10 oldu. Sonra da B'yi bilmiyoruz zaten onu istiyor. B artı 3 diyeceğiz değil mi? Buna göre 5 bölü 10 sadeleşti 1 bölü 2. Sonra 2 ile 6 sadeleşti burası 3 olsun. Bununla bu sadeleşti 4 oldu arkadaşlar. 28 eşittir B artı 3'ten. B bakın 25. E şıkkı. Hemen birbirleriyle karşılaştıralım. A gördüğümüz yere bence 2C yazalım. 2C artı C'nin eşit oldu 3B'ye. Buradan 3C eşittir 3B yani CB'yi eşitmiş. A da 2C'yi eşitti. O zaman A gördüğüm yere 2C, B gördüğüm yere C, C gördüğüm yere yine C yazabilirim arkadaşlar. Bunlar şimdi hangi sayılarla ters orantılıdır nasıl anlarsınız? Burada şunu yaparsınız. 2C, C, C ya bunlar. Bunları öyle bir sayıyla çarpacaksınız ki orantıları aynı olacak. Mesela bunu arkadaşlar 1 bölü 2 ile çarparsanız. Bunu 2 ile ee, pardon 1 ile çarparsanız bunu da 1 ile çarparsanız olur. Ya da ben hocam kesirlerle uğraşmak istemiyorum derseniz 2C'yi 1 ile çarparsınız. C'yi 2 ile çarparsanız C'yi 2 ile çarparsınız. Yine bakın 2C, 2C, 2C elde ederiz. Dolayısıyla 1, 1, pardon bu 2 değil mi? 1, 2, 2 imiş arkadaşlar A şıkkı. 2, 4, 4 olamaz mı? Tabii ki olur ama şıklarda 1, 2, 2 olduğu için yaptık arkadaşlar. Yoksa 2C'yi 10 ile çarparsın, C'yi 20 ile çarparsın, diğer C'yi de 20 ile çarparsın. Hepsi bakın 20C'ye eşit olur ve 10-20-20 sayısıyla orantılı olur. En sade hali var şıklarda. Bir kuralımız var bazen göz ardı ediliyor arkadaşlar. Hemen kenarda çok hızlı bir şekilde örnekle göstereceğim. 1 bölü 2, 2 bölü 4 e eşittir doğru mu? Siz bunların paylarını toplasanız 1 artı 2 3, Paydaları toplasanız 2 artı 4 yine 1 bölü 2 elde ediyorsunuz gördünüz mü? Ya da birincinin payını 3 ile çarpsanız ikincinin payda, payını 5 ile çarpsanız yine birinciye ait olan paydayı 3 ile çarpsanız ikinciye ait olan paydayı da yine 5 ile çarpsanız oran değişmez. Bak şimdi 3 10 daha 13 6 20 daha 26 gördünüz mü oran değişmedi bu yüzden evet payları aynen toplamış a artı c Paydaları aynen toplamış B artı D. O zaman arkadaşlar bu yine 3'e eşittir. Sonra bak burada birincinin payı 3 ile çarpılmış ikinciye eklenmiş. Birincinin paydası 3 ile çarpılmış aynı sayıyla gördüğünüz gibi ikinciye eklenmiş. O zaman arkadaşlar burada da durum ne olacak? Bakın şimdi normalde e, burada D ve C yer değiştirmiş B ve A değiştirmiş ya. Burada gördüğünüz gibi 1 bölü 3 olacak ters çevireceğiz ona da dikkat bakın. B bölü A, D bölü C'nin de 1 bölü 3 olduğunu yapayım ki sonra kafanız karışmasın. Gördünüz mü? Böyle oldu. Dolayısıyla yine aynı sayılarla çarpıp toplanmış durum budur. 3 ile 1 bölü 3'ü çarptığımızda da cevabımız 1 değişik oldu. İkilerin üstlerine bakalım. Birinde 4 var, birinde 3 var, birinde 5 var. O zaman hepsi 5'e eşitlenmesi için burada 2 üzeri 1 eksik. B'de arkadaşlar 2 üzeri 2 eksik. C'de şu an o anlamda bir şey eksik değil. 3 üzeri 5, 3 üzeri 4, 3 üzeri 4. Hepsini 3 üzeri 5 yapmak için bunda bir şey eksik değil. 1 diyelim. Bunda arkadaşlar 3 üzeri 1 eksik. Bunda da 3 üzeri 1 eksik. Sonra geldik 5'e. 5'in karesi 5'in karesi 5. O zaman en sonuncuda da ne eksik? 5 üzeri 1. Dolayısıyla arkadaşlar buradan yola çıktığımızda bir de tabii bir k sayısı verelim sonuçta diyelim bunlar bir k sayısıyla da çarpılmış olabilir. Bundan dolayı 2 üzeri 1 çarpı 1 çarpı k'dan a'ya 2k demiş olduk. Sonra b'ye 4 çarpı 3'ten 12k demiş olduk. C'ye de arkadaşlar ne demiş olduk? 3 üzeri 1 çarpı 5 çarpı k'dan 15k demiş olduk. A artı b eşitmiş 15k'ya ama tabii bir de bunları 3 eklemişiz. Buna göre 3 eşittir. Burası 14 oldu. Öbür tarafa attık. K3 geldi. A neydi arkadaşlar? 2K'ydı sadece değil mi? O zaman 3 ile çarptım. 6 oldu. Gördüğünüz gibi muhakkak önlerine bir K sayısı ekledim. Çünkü şöyle düşünün. 4 eşittir 4 de siz bunu gidip 3 ile de çarptığınızda yine birbirlerine eşit oluyorlar. O yüzden bir K sayısıyla çarpmam gerektiğini gördüm. Burada ne düşünebilirsiniz? Aklınıza gelir mi bilmiyorum ama bundan sonra geleceğini düşünüyorum. Paydaları eşitlesek yani payı ve paydayı aynı sayıyla çarpsam oran değişir mi? Hayır. Yine burada a ile çarpıp bölsem değişmez. Burada b ile çarpıp bölsem değişmez. 2c eşittir 3a eşittir 6b. c buradan 3k, a 2k, b de k. Neden? Gördüğünüz gibi bunları arkadaşlar hepsinin payda eşitler gibi 2, 3 ve 6, 6'da eşitlenir deyip yaptım. Buna göre a kare dediğimiz şey 4 k kare olacak. b kare dediğimiz yine b k olduğu için k kare. c arkadaşlar 9 k kare. Bir de 3 ile çarparsak 27 k kare oldu. 27 4 daha 31. Bir e, daha 32. Yani 32 k kare. Eşitmiş 1152'ye. Kenarda bölmem lazım. Ben de bilmiyorum şimdi kaç olduğunu. Burada e, 3 ile çarpsam 96 yapar. 15'ten 6 çıktı 9 e, burası 192 oldu. Burası 6 oldu. Demek ki K kare arkadaşlar 36'ymış. K da buradan 6 geldi. K 6 olduğu için A'ya ne demiştik? 3K şey 2K pardon 12. B'ye arkadaşlar K demiştik 6. C'ye de 3K demiştik 18. Böylece toplamları 36 oldu E şıkkı. A artı B artı C artı D toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır denmiş. Burada arkadaşlar D'ye 1 verirsek C'ye 2 veririz. C'ye 2 verirsek B'ye 4 vermiş oluruz. B'ye 4 verirsek de A'ya 8 veririz. Haliyle yapabileceğimiz en küçük sayılar olmuş olur. Toplamları 8, 4 daha 12, 2 daha 14, 1 daha 15 D şıkkı. Ben sizi uğraştırmamak için, bekletmemek için yazdım bakın. Soldan sağa doğru 3 bölü 2 katı olacak şekilde katlanıyor arkadaşlar sayılar. A 3 bölü 2, A 9 bölü 4, 27 bölü 8, A, B eşit oluyor bu yüzden. Sonra 81 A bölü 16, C de 243 A bölü 32 oluyor. C'nin B'ye oranı arkadaşlar bakın buradan ne oluyor o zaman? 9 bölü 4. Sonra B'nin A'ya oranı arkadaşlar ne geliyor? Burası olduğu için direkt 27 bölü 8. Bir de 2 ile çarparsak 27a bölü 4 oldu. Sadileştiler. Eşittir. C neydi? 243a bölü 32 eksi 3. Şimdi 9 bölü 4. Burası şu a'yı sileyim pardon. 9 bölü 4. 27 bölü 4 daha ne yapar? 36 bölü 4. 9 yapar. Yani sol tarafa atarsak 12 eşittir. 243a bölü 32 arkadaşlar. Bundan sonra ne söyleyeceğiz? Şimdi buna göre... 243 3'e bölersek 81. 12'yi 3'e bölersek 4 oldu arkadaşlar. A buradan neye eşit gelmiş oldu? 128 bölü 81. Buna göre şimdi ben artık ne yapacağım? C'nin yanına bakın. 243 bölü 32 idi ya bu. A gördüğüm yere 128 bölü 81 yazacağım. Yeşil numaralı sayı. C'nin 3 bölü 2 katı olacak. Onu da böyle unutmayacağım. Buna göre 128'i 32'ye bölersek kaç yapar? Eee 4 yapar. 4'ü 2'ye bölersek 2 olur burası. Sonra arkadaşlar yine 81'i 243'e böldüğümüz zaman burası 3 olacak. 3, 3, 9 bir de 2 ile çarparsak 18'miş yeşil sayı. A1 bölü 2, A2 bölü A3, A3 bölü A4, nokta nokta A6 bölü A7 2'ye eşitmiş arkadaşlar. A1 bölü A7 2 çarpı 3 üzeri x artı 10 olduğuna göre x kaçtır denmiş. Şimdi burada şuna bakalım. A1 bölü A2 2'ye eşit. Sonra A2 bölü A3 2'ye eşit nokta nokta nokta. A6 bölü A7 2'ye eşit ya biz bunları çarptığımız zaman A2'ler, A3'ler, nokta nokta A6'lar birbirini götürür. A1 bölü A7 kaç defa sayı verdik? A1'den 6'ya kadar 6 defa. 2 üzeri 6'ya eşitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla 2 üzeri 6 eşittir. 2 çarpı 3 üzeri x artı 10 oldu. Buradan yola çıkarak nasıl bulacağız? 2 üzeri 6, 64. 10 çıkarırsak 54. 54 eşittir 2 üzeri 3x. Buradan da 27 eşittir 3 üzeri x'ten x 3 oldu d şıkkı oldu. Üst üste gelen karelerin oranları aynıymış arkadaşlar. O satıra eşitmiş. Bakın a'lı 3 üst üste geliyor. b 4 c 6. Bunların oranları birbirine eşitmiş. Aynı satırda olan oranlar eşit demek istiyor. Ya da işte c'nin 1 oranı, d'nin 2 oranı, e'nin f oranı, e'nin 3 oranı pardon. Ya da e'nin 2 oranı, f'nin 5 oranı, g'nin 3 oranı. Bunlar hep birbirinin aynısı. O zaman Şimdi E, G, A, C'yi sorduğu için buradan yola çıkarak şöyle bir şey yapacağım. Bakın şimdi A'nın arkadaşlar 3'e oranı C'nin bu A ve C'yi işaretleyeyim. Burada da 3 ve 6'yı işaretleyeyim. C bölü 6'dır değil mi? C 6, A 3. Dolayısıyla buradan ne geliyor? Bakın 2A eşittir C geliyor. Şimdi C burada bir de burada 1 var. C'nin 1'e oranı E'nin 3'e oranına eşit haliyle C pardon E buradan 3C oldu. Yerine A yazarsam E 6 tane A'ya eşit oldu. Güzel. Sonra arkadaşlar E'nin 2'ye oranı G'nin de 3'e oranına eşit. Ben E gördüğüm yere 6A yazarsam böylece 9A eşittir G oldu. Artık E gördüğüm yere 6A, G gördüğüm yere 9A, A zaten A, C gördüğüm yere de 3A yazarsam o şey 2A yazarsam pardon. 15 bölü 3'ten oranımız 5 D şıkkı olacak. Satır ve sütun sayısı eşit demiş. Sonra bunları sarı, kırmızı ve bordo renklere boyayacakmış. Boyadıktan sonra boyama sayıları böyle verilmiş arkadaşlar. Şimdi sarı A'mış. Sonra kırmızı B'miş. Bordo da arkadaşlar C'miş. Şimdi A bölü B... 2 bölü 3'e eşit değil mi? Sonra C, C bölü buradan, A da buradan A'yı bu tarafa atarsak 2'yi de bu tarafa atarsak 15'i de o tarafa 15 bölü 6 oldu arkadaşlar. Yani sadeleştirirsek 5 bölü 2 belki sadeleştirmemeliyiz bilmiyorum ama bakacağım. Şimdi A burada arkadaşlar 2 A burada yine 2 güzel o zaman A'nın oranı eşit çıktığı için direkt buraya K dersek C 5K olur. A 2K olduğundan B de 3K olur. Gördüğünüz gibi 2K, 3K ve 5K elde ettik değil mi? Şimdi arkadaşlar satır ve sütun sayısı eşit ya. 2, 3 daha 5, 5 daha 10K. 10K'nın bir sayının karesi olması lazım. Neden? Satırda diyelim N satır var. Sütunda arkadaşlar N sütun var. N çarpı N nedir? Bir sayının karesidir. Dolayısıyla bir sayının karesi 10K ne zaman olur? En az 100 ise olur. Böylece en az 100 tane burada çember oluşmuş oldu. Haliyle A neydi? 2K. Toplam o zaman bunlar 10K eşittir 100'den. K arkadaşlar 10 olduğu için A da 2K olduğu için 20 olacak A şıkkı. Güzel bir soru.